Geldik gene yine bir videonun başına. Bu videoda tanıtacağım şey bu müzik sistemi. Aşırı derece çok kalitesiz bir sesi var genelde bunun. Neyi var, neyi yok. Şimdi birazdan göstereceğiz. Öncelik. Mesela bunun içinde 3 tane kolonu var. Bu arada bir tane, 2, 3. Baterası içinde. Şarj olvarı bak şimdi. Şurada. Burada şarj ediliyor. İçinde bayağı çok ömürlü bir bataryası var. Micro SD kartı yeri var. USB flash yeri var. AUX'u var. Bu da açma kapama düğmesi. Genelde diyelim ki şarkıları yüklediğin USB'ye. Ha, buraya takarsan istediği şarkıyı çalabilirsin. Orası da micro SD küçük kartlar için. Diyelim ki böyle karta da yükleyebilirsin şarkıları. Çalıştırabilirsin. Şimdi nasıl çalıştığını gösterelim. Bir de hem müzik sistemi var hem de radyosu da var içinde. Öncelik açma kapama düğmesi var. Açalım bakalım şimdi. Mode. Ha. Burada küçük bir display var menüsünden. Şu an Bluetooth modda diyor. Yani şimdi bağlanacağız Bluetooth'la buraya. Oradan bir şarkı seçeceğiz. Ses sistemi deneyeceğiz. Ha, ayrı radyosu da var. Ha, radyosu bu menüden seçiyor. Azıcık basıp tutursun menüyü butonunu. Bir geçiyor radyo tarafına. FM mode. FM mod dedi. İyi bir signal olsa mesela bir radyo tutardım. Ama signal iyi olan yerde yine de tutacak. Mode. Saati de var. Bak clock mode'a geçti hemen. Hepsi bu menüden bastırıp seçebiliyorsun. Şu an bu saati denk değil. Ondan şu saati lazım değil bize. Ha, Bluetooth şimdi geçtik Bluetooth moda. Şimdi telefonla bir bağlantı yapalım. Şimdi bağlanacağız hemen telefondan. Bluetooth'u az önce bağlanmıştım. Ha, bu onun uygulaması. Bluetooth'u. Şimdi bağlandı diyecek. Ses çıkardı bağlandı dedi. Buraya bak bağlandı yazdı. Şimdi bak bir şarkı seçeceğiz YouTube'dan. Şarkı. Ses aşırı derece çok kaliteli temiz ses çıkıyor. Buradan da sesi azaltma yükseltme için az bir basıp tutman lazım. Artı eksi.
Bunda deneyeceğiz. Şimdi flashcard'dan deneyeceğiz bir şarkı. Buraya takı kanta. Hemen bak şimdi J'ye geçecek. Play by USB drive. Ha. Zayıflattık. Şarkı atlatma. Pause verebilirsin. Bastırın. Bak pause. Bir daha bastırasın. Verdik. Yani bunu diyelim ki televizyonun altına da koyabilirsin. Bora ses girişi de var. Televizyonun ses girişinde diyelim ki ya da bilgisayarda böyle de koyabilirsin. Bak genelde bayağı süper taşınan bir ses sistemi. Başlı derecede çok kaliteli ses çıkar orada. Yani mükemmel. En iyisi de bataryası da içinde. Şarj ettirsin bittiği zaman. Genelde bu 3-4 gün bataryası dayanır. Bir kere bir şarj bir şarjla. Yani çok mükemmel yapmışlar. Çok kaliteli de sesi var. Yani çok iyi. Bir videonun sonuna daha geldik. Bir daha videoda görüşmek üzere. Bakalım sıradaki video ne konuda olacak. Bir daha videolarda görüşeceğiz.